Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Roguelands oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Evet, büyücü karakterimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ama tabii öncelikle ne yapacağız? Artık nesnelerimizi geliştirmemiz lazım. Biz büyücüleri yaparken iki karakterimizi de birinciyle başladık. Şimdi diğer destek karakterimizden de faydalanıp ihtiyacımız olan malzemeleri toplayıp bir an önce setimizi hazırlayalım. Hatta altınları çıkarabilirsek özellikle silah için bize ne olacak? Büyük bir avantaj sağlayacak, verdiğimiz hasar da artacak. Çok güzel bir şekilde hızlıca geliştirebileceğiz. Onun için bize ne lazım? Önce onları tespit edelim. Biraz destek karakteri, biraz büyücü karakterle takıla takıla güzelce yapacağız inşallah. Şimdi öncelikle silahım için bana ekstra ne lazım? Ona bir tekrar bakalım. Şimdi notumu ben bir tabii ki şöyle arkama açtım. Oradan bir bakalım hemen ne diyoruz. Silah için bize Beetle Club ve Orihalcum lazım demiştik. Beetle'ı bayağı bir harcamıştık. Altın çıkaramamıştık ama hemen bir tekrar bakalım. Şimdi Orihalcum bolca var. Gördüğünüz gibi zaten amblem 276 tane var ki malzeme de birikiyor. Club ve Orihalcum dedik. Club'dan buradan 4 çıksa yani 21 tane var. Biraz ondan lazım. Beetle çok az var. Şu an 4 tane. Bir de şuradan çıksa 5 tane. Yani Beetle ve Club'a ağırlık vereceğiz. Ben hemen arka planda yine şöyle hızlıca bir bakayım. Yanlışlar olmasın. Beetle bildiğim kadarıyla mantar bölgesindeydi. Hızlıca gidip seri bir şekilde biraz çıkarmaya çalışabiliriz. Bakayım. Evet, mantar şehrindeymiş. Club bakalım hangi bölgelerdeydi? 4 bölgede diye hatırlıyorum. Bunlardan Dizolate var, orman var, mantar şehri var, Bifrost var. Biz tabii ki burada şimdi mantar şehrine destek karakterimize geçip hızlıca biraz toplayalım. Bize şimdi ilk başta ararken ne kadar gerekir? Mesela ondan her normal amblem dışında topladığım diyelim ki her 10 tane böcek için bir tane amblem yaptığım için hani bir 1000 tane toplayabilirsek 100 tane olur burada. Ama tabii ekstra amblemler bulursak avantaj olur. Hemen büyücü karakterimiz için destek karakterimize geçiyoruz. Şöyle hemen mantar şehrine gidip hem pençelerden, klavlardan hem de beetle böceklerden bolca toplamaya çalışacağız. Ondan sonra da üretime geçeceğiz. Diğer ihtiyacımız olan şeyleri yapacağız. Şimdi yanımızda biraz kredimiz olsun. Tamam, orta boy iksirlerden de aldım yanıma. O zaman hemen şurada mantar şehrini seçelim. Mantar şurada kırmızıydı aslında. Bakayım da Molten Crack. Şu, evet, mantar şehri. 19 hakkım varmış. Hem biraz bunu da doldururuz. Gidelim. Önce normal olarak gidiyorum. Sonra gücümüz yetince, haritaya alışınca istersek geçeriz. Ama bunlar sürekli bir şeyler attıkları için ilk başta bir acemilik olabilir. Evet, şimdi buranın patronu da şöyle geliyor arkadaşlar. Bu arada bakın hemen bir tane atmaya başladı. Orada bir mantar varmış. Buranın patronu şöyle geliyor, hatırlatalım. Birkaç tane mantar öldürdüğünüz zaman büyük mantar çıkışta sizi bekliyor. O da çok zor değil. Hemen şunları şöyle bakın aynı yöntemle seri bir şekilde. Önce aşağıdan başlayarak hallediyorum. Hiç uğraşmıyorum. Sonra da yine kattakileri temizleyeceğiz. Topla. Bakın mantara vurunca uyarı geliyor. Hiç sorun yok. Şunu da bir alalım. Bakın geliyor diye uyardı sanırım. Gelsin. Biz hepsiyle uğraşacağız. Evet, geldi. Tamam. Artık o bizi çıkışta bekliyor. Hiçbir sorun yok. Biz şöyle devam edelim. Şunlara da denk gelmemeye çalışıyorum. O kadar. Hemen bir üst kata çıkalım. Hemen bakın bu katı neredeyse bitirdik. Çok güzel. Tamam. Buraya geldiğim zaman hemen şunları topluyorum. Mesela bundan sanırım mantar yok. Bakın böcekler bundan çıkıyormuş. Hemen bir sürü üçer üçer alıyorum. Ekstra sandık bulursam ki bu haritada o kadar çok sandık çıkmayabilir ama böcek bakın hemen 5 tane çıktı. Her birinden 3'er tane 15 etti bile. Çat çat hızlıca alıyoruz. Sandık da var. Açalım. Ekstra ne bulursak. Bu destek karakteri olduğu için 2 katı çıkarıyor bir de biliyorsunuz. Hemen şurayı da halledelim. Bakın buradan aşağı yol yok. Hemen. Şu mantardan. Evet bakın mantar çıkıyor bundan. Güzel. Mantar da topluyoruz. Bize ne lazımdı bir de? Pençe. Bakın pençe düştü mü diye bakıyorum. 6 tane düşmüş. Demek ki yaratıklardan düşüyor. Öldürdüğümüz mantarlardan falan filan. Şunu tabi açabiliriz ama onlar biraz vakit kaybettirdiği için uğraşmıyorum. Burada da aşağı oluyor. O zaman direkt yukarı gidiyorum. Hemen aynen temizliğe devam. Bu taraftayız. Şöyle şunları alalım. Hızlıca hiç oyalanmıyoruz. Hemen şu tarafa. Bakın bunları temizledim. Kartmar çıkardım. Burası temiz. Hemen sol tarafa alalım. Aynen. Hiç böyle.
yukarıdan ateş geliyor mu diye göz ucuyla bakabiliriz tabii. Bakın geliyor, orada da var lamba. Şuna dikkat. Temiz, bu kadar. Güçlendiğimiz için daha rahat yapıyoruz. Yani biraz hasar yedim, hiç sorun yok. Tamam, bu katı temizledik. Hemen şöyle gel şuraya. Biraz bakın canımız azaldığı zaman şöyle basayım hemen. Üç kere basayım hemen hızlıca dolsa. Hatta bir tane daha kum var. Güzel, canım da doldu. Şimdi şunları toplayalım. Şunlar mantar, şunlar böcekler. Hızlıca. Böyle seri bir şekilde ihtiyacımız olan yerden bir miktar yapıp geri dönüp gidip hemen şeyde üretimi deneyebiliriz. Üretimi de bu karakterle yapacağız. Ama tabii biz bunun özel nesnesini henüz yapmadık. Onu da yapmamız gerekiyor bir ara. Onu da size göstereceğim. O Gadget Saber hangi ultimate'e dönecek, ne olacak onu da anlatacağım. Hatta onu bu bölümde anlatabilirim. Daha iyi olur. O silahı da yapabilirsek ekstra bonusumuz olur. %7. Toplamaya devam. Burası tamam. Bakayım solda yukarı yer var mıydı? Varsa soldan çıkalım. Çünkü sağda patron da olacak. Yokmuş, tamam. Direkt yukarı çıkacağız. Sağ tarafta patron olacak. Çıkışın olduğu yerde. Hemen o yüzden şu sağ tarafı alttan şurayı temizleyelim. Bakın karakter de burada. Hemen şöyle alalım. Bu arada ufak tefek bir takılmalar oldu. Neyden etkilendi bilmiyorum. Şunu da al. Şimdi bakın patrona gidiyorum. Hiç zor değil. Bakın burada. Hemen üstümüze ateş falan edecek böyle. Onu da aldık bile. Bakın ateş edemeden. Burada da çıkışlara bakıyorum. Antik harabe, mantar şehri ve mağara. Ben tabi buradan şeye gideceğim biliyorsunuz. Mantar şehrine. Önce şunları bir konuşalım. Bunlar nadiren eşya verse de onun dışında özel nesnelerini veriyorlar. Bakın bu bana bonus verdi. Demek ki bu arada bonus verecek bana. Hemen şunları da toplayalım. Bu kaptaki böcekleri al, mantarları al. Başka da bir şey yok. Bakın dayanıklılığım çok düştü ama bir kapıdan geçtiğiniz zaman doluyor. Geç diyelim. Hiç sorun olmuyor. Bakın doldu bile. Hemen şuradan gelişime bakıyorum. Şu an benim silahım tamamdı. Ama tabii bunun kalitesini sonra Dizonate'den bulursam aldım daha iyi olur. Buradan yüzüklerim 6. seviye, kalkanım 3'lü, kalkandan gidelim. Yavaş yavaş bu da gelişiyor. Şunu aç, şunları hep alıyoruz. Hiç bırakmıyorum. Bakın mantar amblemi de çıktı. Mantar demişim, pençe. Beetle amblemi de çıktı böcekler için. Ekstra böcek, Ori Halkum amblemi. Bunları da topladım. Hemen duruma bakalım. Bakın şimdi bir tane Ori Halkum amblemi, bir tane Beetle amblemi. Ondan sonra şu madenleri bir koyayım şöyle. Ori Halkum için iki parça daha çıktı ham madde. Hemen ikinci kısım bakın Beetle amblemi. Sonra böcek 58 tane toplamışım bir seferde. Pençe amblemi. Pençeden 14 tane toplamışım ekstra. Her 10 tane de bir amblem ediyordu. Bir anda iki amblemi onu halletmişim mesela. Onun dışında şu diğerleri de diğer malzemeler şöyle koy diyelim hemen. Ekstralar bunlar. Bakın mantar 47 falan. Burası tamam. Hemen şöyle kısımda burada koyacağım bir şey. Bonus var. Bonusa bakayım. Bunu biriktirmiyordum. Dayanıklılık yenileme. Bunu kullanmayacağım için onu attım. Onun dışında hemen şöyle geçelim. Tabi bunu bir seferde yapmanıza gerek yok. Birkaç sefer gidip gelip envanterde oldukça yaparsanız daha iyi olur. Sürekli uğraşmazsınız. Şu ekstra canları koyalım. Onun dışında da şurada metal parçalarını koyalım. Bir de kredimizin ben her geldiğimde bir yarısını buraya atıyorum, biriktiriyorum. Yarısını yanında götürüyorum. Yetmezse buradan tekrar alırız. Destek sorun yok. Kartımızı da bir tane mantar çıkardık. Onu da buraya atalım. Bu da 700 kredi ediyor. Buradan çıkardığımız şeylere bakıyorum. Bunlar zaten ben önceden koyduğum şeyler. Uğraşmama gerek yok. Hemen girip tekrar malzeme toplamaya devam ediyoruz biraz. Sonra gidip üretimi yapacağız. Altını arayacağız tabii bu arada silah. Bakın şunları topluyoruz. Yine uyarıyor bizi işte gelir falan filan. Hiç sorun değil. Biz böyle temizlemeye devam. Buraları hemen temizleyelim. Burası tamam. Şurada bir tane vardı. Ona dikkat. Onu da temizledik. Harika. Bir katı hemen hallettik. Bu tarafı da şimdi. Ondan bir hasar yedim biraz. Sorun yok. Canımız dolduğu zaman zaten bir süre sonra o da yenilenme de başlayacak. O zaman kendiliğinden de dolacak. Tamam burası hemen bakın bu katı bitirdim. Hemen şöyle şunları topluyorum. Mantarlar. Böcek, mantar. Güzel. Aşağıya yol varmış. Bakın buraya gideceğiz önce. Önce aşağıya gideceğiz. Sandıklar harika.
ekstra sandık çıkması bizim için avantaj. Çünkü yüzük bulabiliriz bu arada. Şu karakterle bir konuşalım hemen. Bakın bu sefer. Sağlık yenileme verdi. Güzel. Hani başka bir karakter için kullanabilirsiniz. Birikiyor bonuslar da. Yine böcekleri topladım. Burada aşağı yol yoktu dikkat ederseniz. Sağ tarafta aşağı var. Hemen onu halledip yukarı devam edeceğiz. Şöyle iniyorum. Hiç uğraşmadan buraya bakalım. Ateş var mı diye bakıyorum. Hemen ateşi yemeden şöyle hızlıca temizledik bile. Burada da bir şey yok. Tamam. Gördüğünüz gibi alt tarafta hızlıca bitti. Bu karakterin destek karakteri olarak böyle kullanıyorum. Rahatça topluyoruz. Burayı halletmiştik. Yukarı gideceğiz artık. Tabii soldan da gidebilirsiniz. Soldan sağa temizlemeye alıştıysanız. Evet, sağdan sola da temizleyebilirsiniz. Size kalmış. Hemen başladık. Tamam, bu taraf tamam. Şu tarafa gidelim. Burası da tamam. Şunu da al. Hemen aşağı. Şu katı hemen hallediyoruz. Bakalım bu tarafta kim var? Bu taraf temiz. Şu yukarıda var. Çok güzel ve bitti. Bakın dayanıklılığım da bu arada tükendi. Bu arada şey çıkmış. Beni görmüş. Patron. Sorun yok. Onu şuradan alalım. Onu da aldık bile. Hiç uğraşmadık çok. Karakteri ne kadar geliştirirseniz o kadar da rahat oluyor tabii. Daha çabuk bitiyor. Sevgiye topluyorsunuz. Bu haritayı istersek şu an bir seviye güçlendirebiliriz. Ama bunun bize hani ekstrası sadece deneyim puanı için olabilir. Hızlı gelişmek için. Yani onun dışında ekstra sandıklara faydası olur. Çıkma olasılıkları falan artabilir. Ama onun dışında toplayacağımız şeyler, mesela bitkilerden şundan bundan çıkardığımız şeyler eşit aynı. Burası da tamam. Üst kata yol yoksa bitirdik. Şuraya bakalım. Bakın üstte yol yok. Bitti. Patron da hallettiğim için hiç uğraşmadan mantar kapısından devam ediyorum mantar şehri. Hemen şuradan yine bir kalkan alayım ben. Deneyimi. Güzel. Şimdi burada bakın. Bir beetle amblem. Bir yine böcek. Hemen birer tane daha çıkardık. Normal amblemlerimi alıyorum. Bakın bir klav yani pençe amblemi daha var. Onu da aldık. Çok güzel. Şimdi bunları bakın bu kadarken uğraşmama gerek yok. O yüzden direkt hiç uğraşmadan böyle geçeceğim. Şurada yeni bir şey var mı baktım. Canım çok az eksikti. O yüzden hazır manam doluyken bir tur şunu doldur diyelim. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ne kadar birikti mesela üretime gidersek ne olur? Sadece gereklilere bir bakıyorum şöyle. Şöyle bir geç mesela şuradan kılavı, beetle'ı koyalım bir. Şu şekil şunları. Tamam. Zaten bu ikisi için gelmiştik özellikle. Bu 19 amblem oldu burası. 7 de burada var. 26 tane ediyor. Birini bıraksam 25 tane buradan çıktı. Pençe. Beetle'a bakalım. Buradan 6. Buradan 1 bıraksam 5 desek. Buradan da 12 çıkar. 17 tane bir anda bakın oldu. Buradan da zaten 17'yi karşıladığı için direkt bir 17 deneme yapabiliriz. İstersek mantar için de tabii yine buradaki mantarları da toplamıştık. Onu da koyalım. Burada 25 tane çıkar. Ekleriz üstüne. Daha da çok olur. Şimdi şöyle 1-2 daha gidelim. Sonra da bolca deneyelim. Hemen silahın altını aramayı büyücü için. Şu 2 tur daha gelelim. O kadar. Bu büyücü karakterini yaparken biraz böyle destek karakteriyle de takılacağız. Yine uyarı geliyor tabii. Sorun yok. Bazen direkt patron katında olabilir. Bu arada üstteki neydi öyle? Aa bakın değişik bir patron gelmiş. Mini patron. O da halloldu. Tamam onu da temizledik. Gördüğünüz gibi çok uğraşmadan. Şöyle değemedik. Güzel. Üstten atış geliyor mu? Geliyor. Bakın burası patron olduğu yer olabilir. Bakacağım şimdi. Evet patron olduğu yermiş. Evet atışına başladı. Beni gördü. Hemen şöyle alalım kendisine. Gelmiş tamam. Bunu da temizledik. Gelmişken alıyoruz. Tabii gücünüz yetmiyorsa biraz daha dikkat edebilirsiniz. Şunları topluyoruz hemen. Sandık da bulduk. Harika. Biz Brim yüzük arıyoruz bu karakter için. Biliyorsun şey bu karakter dediğim büyücü için.
Bunun için kullandığım Falstad ama bu destek karakteri. Bundan yine bahsederiz. Daha önceden bahsettiğimiz şeyler aslında bu karakter. Sadece bunun silahını bu Ringabolt'un baltası yaptık. Tabii ki onu da altın kalite bulursanız daha da güçlenirsiniz. Şundan sandığı güzel. Burası tamam. Şimdi patron bu katta olduğuna göre aşağı katlar kalıyor. O yüzden en üstte bir oda olmalı. Direkt patron çıkış katında olduğum için direkt üste gitmemde sakınca yok. Normalde aşağı gidiyoruz. Çıkış katında değilsem. O yüzden burası çıkış katının üstü olduğu için tek kat oluyor. Zaten haritada bir süre anlıyorsunuz. Ve bitti burası. Hemen şunu topla. Güzel. Burayı da temizledik. Bu da tamam. Şimdi direkt aşağı kata gidebiliriz. Buradan aşağı yok. Sağ taraftan aşağı var mı bakalım. Varsa onu da temizleyeceğiz hemen. İki kat olabilir. Alt alta teker odalık iki kat olabilir. Buradaki hiçbir şey yok. Şununla konuşacağız. Bakın büyük ihtimal öyle. Evet aynı. Bir hasar yedim. Dikkatsizlik. Tamam. Şimdi hemen buradakileri toplayayım. Bir alt katta bir oda daha var. O kadar. Hemen şununla konuşalım. Bakalım bu sefer zıplama ile ilgili bir bonus verdi. Onu da kullanmıyorum. Hemen aşağı devam. Evet şöyle bir geçelim. Kendimize yol yapalım. Yine çarptırdık. Neyse dikkatsizlik olabilir arada. Canı takip edeceğiz. Şunları temizle hızlıca. Güzel. Burayı da hallettik hemen. Şunları topluyorum. Bitti gördüğünüz gibi. Artık çıkışa gidiyoruz. Şunu da alalım. Dayanıklılığım biraz düştü. O arada şöyle yapalım. Can odalarken canımızı doldurdum. Manayı rahatça gönül rahatlığıyla harcıyorum. Çünkü ben dolanırken o hızlıca doluyor zaten. Ve canım doldu. Bir tur daha geliriz. Sonra üretime geçeriz. Topladığımız şeylerle. Güzel. Bu arada tabi burada ekstradan siz şöyle de yapabilirsiniz. Şu kapı çıkmayana kadar sürekli tekrar edebilirsiniz. Vaktinize göre. Hemen bir tur daha yapacağız o kadar. Şuradan yine bir kalkanı geliştireyim ben. Tamam şimdi şu amblemi alalım. Bakın burada bir pençe var. Onu aldık. Bir tane pençe. Normal bir amblem. Burada böcek var bir tane. Onu da aldık. Yıldız da aldık. Ben özellikle aradıklarıma dikkat çekiyorum. Mantarlar ekstra oluyor. Hemen şöyle bir göz ucuyla bakıyorum. Bakın doluyor. Güzel. Gayet bir sorun. Şunu zaten kullanmayacağım için şu zıplama bonusunu kendileri atalım. Yer kaplaması. Burada ekstra bir şey gelmemiş. Bir tur daha şimdi gidelim. Hemen manamız da doluyor zaten. Şöyle de başlayalım. Temizleyelim diye. Bu arada yine uyarı başladı. Şu bonusu almayalım. Temizle. Bakın şimdi ekranda sallandı. Patron geliyor. Bu arada bizi sanırım en alt atmış. O yüzden direkt bir tek kat burası. Hemen topluyoruz. Çünkü rastgele atıyor oyun hep. Bu şu böcekleri topla. Bakın bayağı bolca da çıktı. Hemen şunu da al. Sandık da var. Şunu da al. Hemen üst kat. Hızlıca temizliyoruz. Eğer patron katıysa evet öyleymiş. Şimdi herhalde çünkü sağ tarafa yol gördüm. Patron saldırabilir yoksa da biz saldırırız. Ha değilmiş tamam. Normal katmış ama bir üst katta olması lazım patronun. Şunu da temizleyelim yine. Bu katı bir üst katta olmalı patron. O yüzden soldan gelirsek daha iyi olur. Direkt patronun üstüne gidelim. Tamam şimdi şunları bir toplayalım. Hızlıca topluyoruz. Harika. Şöyle devam. Bundan sonra elimizde biriktirdiklerimizle üretime geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı da sağlam. Çünkü normalde siz büyücü karakterinizle bu işleri yapmaya kalkarsanız çok uzar ve yavaş yavaş ilerler. Destek karakteriyle yaparsanız onun gelişimini hızlandıracaksınız. Yani şöyle. Şimdi üst kata soldan gidelim demiştik. O yüzden sola döneyim. Dayanıklılığımın yarısı kadar gitti ama üstte direkt çıkış yokmuş. O zaman buradan kendimiz çıkacağız. Şu sağ tarafa bakayım. Tamam. Hemen çıkalım.
Fırlattığımız şeyler bazen yukarıda gidiyor. Sorun şimdi şu tarafta bırakmayayım. Bir şey patrona direkt gitmeyeyim diye dikkat ediyorum. Sağda direkt patron kapısı varsa da yokmuş, tamam. Rahatça gidebilirim. Hemen toplayalım. Burası tamam. Dayanıklılığım biraz düştü. Yine bir parça can doldurup oyalanabilirim. Çünkü az bir hasar yemiştim. Hemen şöyle can dolsun, biraz da dayanıklılık artsın. Güzel. Şimdi çıkalım. Burada şimdi patron katı burası. Şurada bir şey var mı? Yok, tamam. Sola gittiğim an direkt şey sağa gittiğimde direkt patron gelecek. O yüzden önce soldan gittim. Şimdi gidelim kendisine. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi zorlu bir şekilde saldırmıyor. Temizlik harika. Seviyede atladık. Şunları topla hızlıca. Ayrıca o dediğim nesneyi de size birazdan göstereceğim. Hatta üretimden önce onu da gösterebilirim. Geçelim. Şimdi döneceğiz gemimize ama önce şuradaki şeyleri alalım. Bu arada kalkan 4. seviyede. Kalkana biraz daha yüklenelim. Tabii biz haritaların seviyesini arttırınca deneyim de yüksek gelecek. Ama zorlu olacak tabii. O zaman sırf bir şeyleri yükseltmek istiyorsanız da bu sefer haritanın seviyesini yükseltip yapabildiğiniz bir haritada takılırsanız, mesela Dizolent'te hızlıca onların da seviyesini doldurursunuz. Hep amaca yönelik. Sandıkları açalım. Belki altın buluruz. Şu amblemi al hemen. Bir sandık daha, çok güzel. Tamam, ekstra başka bir şey de yok. Hemen gemimize dönelim. Evet, şu malzemeleri bir yerleştirelim. Önce şuradaki madenleri koyalım. Şunu al, bunu al, bunu da al. Ori halkımı çıkardık mı? Burada çıkmadı. Tamam, hemen diğer sayfaya geçelim. Şunları yerleştirelim hızlıca. Ne varsa. Hemen bayağı bir şey topladık yine. Burada koyacağım bonus neyimiz var? Sağlık yenileme, onu koyalım. Tamam. Burada sağlık bulduğumuz nesneleri koyuyorum fazla. Şurada metal parçalarını koyalım. Krediyi de şöyle yarısını alayım. Ben yine buradan şuraya koyayım. Onun dışında burası temiz. Şimdi hemen üretime gidelim. Ama önce şu bizim nesneyi tekrar bakalım. Şimdi burada Gadget Saver. Şimdi bundan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar, bu Gadget Saver, bizim tekrar o sayfayı bir açalım. Gadget Saber. Normalde bu düz bir silah. Bunda bir şey yok. Biz bunu Forge Blade, yani dövme kılıcı gibi bir şey çevireceğiz. Hafif böyle demirci çekicine benzeyen bir hale gelecek. Ve o Ultimate bize %7 olasılık ekleyecek. Ki bu çok önemli. Bir de 20 seviyede bir bizim %1 bonus hakkımız oluyor karakterle, ki bu karakter 69 oldu. Hatta başta çıkarayım bir bakayım. Bakın şurada çıkarınca görüyorsunuz. Bal kabağı şapkasını, bunu aldığımızı görüyorsunuz. O da şeyin sandıklardan iki katı çıkarmaydı. Şimdi bu karakterle öncelikle şunu Ultimate'e çevirmek istiyorum ama bunu maksimum yapmamız gerekiyor. Bir ara ben bunu yüklenir yaparım. Ondan sonra da beraber deneriz zaten. Çevirmek için gereken malzemeler de şöyle. Hatta onu da ben size bir söyleyeyim, merak eden olabilir. Galacticite lazım. Bu Galacticite antik harabelerde bolca çıkıyor. Orada biraz seri takılmanız lazım. Onun dışında Seed ve Fragment. Seed işte yine Mantar şehrinde çıkıyor sanırım. Fragment da yine antik harabelerde bolca çıkıyor. O yüzden antik harabede takılıp onları da bolca toplayabilirsiniz. Sonra da onu bir Ultimate'e çeviriyoruz. Forge Blade. Ondan sonrası zaten üretime başlıyorsunuz. Ama biz şimdi tabii onunla uğraşmayacağımız için direkt size bugün üretime geçeceğiz. Tabii şu an bu karakterle üretmem şart değil. Çünkü bunda henüz Forge Blade yok. Hemen diğer büyücü karakterimize geçelim. Topladığımız malzemelerle hemen başlayalım. Evet, şimdi öncelikle bizim silahımız Thornwall asası, yani dikenli duvar asası için Beetle Claw ve Ori Halkun lazım demiştik. Hemen onları da alalım. Hemen az olandan gideyim. Şimdi buradan Beetle azdı. Şuradan bir tane bırak. Şöyle 5 tane, üstüne de 2 tane bırak. 21 de buradan gelir. 26. Şimdi
Buradan bir tane bırak. 18 böyle. 8 de buradan hiç gerektiği için şuradan bir 80 bana yeter. Şöyle 56. Şunu da koyarsam 84. Şöyle 4 tane ayır. Güzel. Şöyle koyalım. Onun dışında da Beetle, Club ve Ori Halkum demiştik. Buradan da bana toplam 26 lazım. Hemen şöyle bir yarısını al. Yarısını al. Yarısını şöyle de bırakayım. Tamam, 26'da bunu yaptım. Tamam, şimdi bunları bir dönüştürelim. 26 tane deneme yapacağız. 26 seferde bir tane altın bulursak asayı halletmiş olacağız. Asayı ağırlık vermemizin sebebi daha diğerleri yok diyebilirsiniz. Direkt ultimate'i çevirdiğimiz anda kendisine Vitality'yi de üstüne ekleyecek olduğu kadar. Normalde Fate'in 4'te 1'i kadar vuruyor biliyorsunuz. Üstüne Vitality'yi ekleyecek. Bir de içinde delerek vurduğu için sürekli vuruyor. Çok etkili olacak. Öncelikle şunları bir tamamlayalım. 26, 26. Güzel. Şimdi üretime bir geçelim. Tabii biz aslında bunları biriktirip önce Forge Blade'i halledip o karakterle yaparsak olasılığımız da artacak. Ama olsun, şimdi böyle olsun. Gelecek bölümde ben Forge Blade'i ayarlayıp hatta sizin yanınızda çevirebilirim. Ondan sonra Forge Blade varken üretimlerimizi yaparız. Hemen Thornwall'a gelelim, asamıza deneyelim şimdi. Deniyoruz. 25 tane daha var. 24 hakkımız kaldı. Şimdi seri bir şekilde deniyorum. Bir tane mor buldum. Yine yedekleriz. Kenara koyalım morları. Mordan düşük almayacağım zaten. Yani bu düşük kaliteyi ve mavileri almayacağım. Şu mavileri almayacağım. 13 hakkımız daha var. Yarısını yaptık. Hadi bakalım. Ha, işte bulduk. Harika oldu arkadaşlar. Çok güzel. 2 de mor yedeğim var. Şimdi artık bunu şöyle yapacağız. Destek karakteriyle biz bunu geliştirmek için desteğin alacağı deneyimleri sonra bunu depodan kullansın diye bu silahı ona koyacağım. Şimdilik biz tabii şunu bir alalım. Şuraya. Şimdi asa tamam. Asayı bir şöyle koyalım. Şöyle gel. Burada 12. sayfamıza geçelim. Şurada yedeklerim de vardı. Hatta şu mavileri atalım. Bunları yedeklemeye gerek yok. Şu mor yedeği koyalım. Şu altını da şuraya koyacağım. Bunu da şöyle yapacağız. Diğer destek karakteri gidip malzeme toplarken kazandığı deneyimleri hep bunu alacak. Silahına takacak. Kullanıp bunu deneyimi yükleyip geçecek. Bunu 10 seviye yaptıktan sonra hemen ultimate'e çevireceğiz ve çevirdikten sonra da büyücü karakterimizle daha da etkili olmaya başlayacağız. Peki şimdi diğer kalkanımıza bakalım. Kalkan bize ne lazımdı? Ona yüklenelim şimdi de biraz. Diğerlerini de tamamlamaya çalışalım. En son karakteri artık hızlıca yükselteceğiz. Globe of Aether'larımızı da deneyim kazandıranları da kullanabiliriz tabii ki. Kalkan için biz Aegis yapacağız. Onu da Tower Aegis'e çevireceğiz. Bunun için de yine Ori Halkum, Shroom ve Beetle lazım. Yani Shroom dediği de mantar. Hemen bakalım hangisinden ne kadar var bizde. Ori Halkum burada. Beetle burada. Shroom lazım. Şöyle yapalım. Hatta şöyle çek. Şunu yere koyalım. Şimdi bu aşamada bu değil. Mantar lazım. Şimdi burada Ori Halkum bolca vardı. Beetle'ım bu kadar olduğu için şu an 10 tane. Ori Halkum 10 tane. Mantar da 10 tane alalım hemen şuradan. 10 deneme yapabilirim kalkan için. Gerçi mantarı burada dönüştürülecek çok var. Onu da dönüştürtebilirim. Vakti gelince yaparız. Şimdi 10 hakkımız var kalkan için. Peki hangi kalkanı yapacağız? Hemen kalkana gelince şöyle bir çevirelim. Bizde var mı? Ona da bakalım. Şimdi kalkanı bir kontrol edip Aegis demiştik. Hemen onu da arka planda ben bir açayım. Yanlış size göstermeyelim. Hızlıca şöyle açıyorum. Hemen döneceğim. Şuradan zırhlara gelelim. Ben onu not ettim tabii hangileri olduğunu, hangi sırayla. Şimdi o sırayla yazsam aslında olur ama görerek var mı diye bir bakacağım hızlıca. Hemen hızlıca yazıyoruz. Aegis. Evet, Aegis şurada. Ori Halkum, Club ve Beetle. Yeşilimse bakayım biz açmış mıyız onu. Sanırım şu. Zaten buradaki sıralamaya baksam yeterdi. Ben boşuna gittim oraya baktım. Şurada tarif vardı. İşte bunu yapacağız. 10 tane deneme şansımız var. Altını bulursak tabii ki güzel. Hayırlısı. Bakalım birinci olmadı.
İkinci de olmadı. Deniyoruz. Şimdilik en yüksek ne bulursak kalite onu takarız. En sonunda düşük kalite kalırsa onu takarım. Şimdilik. Son 5 tane. Hadi bakalım. Son 3 tane daha. Ve son 2. Olmadı. Bu sonuncu. Evet, en düşük kalite geldi. Bunu taktık. Başlık için ne kullanacağız ve zırh için? Başlık ve zırh genelde hep uyumlu olur. Bir tane bir şey seçtiğinizde benzer özellikte olduğu için aynısını seçersiniz. O yüzden burada da öyle. Ama bize mantar, klav ve beetle lazım. Her ikisi içinde. Bruiser denen başlık ve zırhı takacağız. Şimdi mantar, pençe ve ne demiştik? Tekrar bakalım. Mantar, pençe ve de böceklerden lazım. Hemen bir durumumuza bakalım. Böcekleri bitirdik tabii. Şimdi mantar bolca var. 36 buradan çıkar. 20 de burada var. 56, birini almasam 55 tane çıkar. Pençeden 3 çıksa 14 olur. Bir almasam 13 çıkar. Beetle çok az. Demek ki bizim bu pençe ve şey için, Beetle böcek için yine bizim mantar şehrinde takılmamız gerekecek. Diğer karakterle ve üstüne de birinci sayfaya şöyle yapalım. Hemen şunu şuraya çekelim. Şu eksiği tamamla. Şöyle gel. Şurada bir boşluk açalım. Ve bunu unutmamak için hep birinci sayfada olsun. Buradan alıp geliştirelim. Bir örnek gösterelim size hemen. Nasıl dediğimi, ne yapmak istediğimi göstereyim. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeyi belirledik. Bir sonraki bölüme ben şu Gadget Saber'ı hazırlayacağım kısmetse. Size de Ultimate'de çevirip artık onunla üretim yapalım ki bu topladığımız malzemeler boşa gitmesin. Hemen şuradan mantar şehrini seçelim. Bu arada hala onun portal hakkını bulmadan dönmüştük. Yani her gittiğimiz 3 seferde mutlaka birinde portal hakkını bulursak yenilemiş oluruz sıfıra çekmemek için. Bunu seçelim. Şimdi pardon, biz yanlış yaptık. Bir hakkımızı boşuna kullandık. Bu karakterle yaptık. Destek karakteriyle yapacaktık. Neyse olsun. Hemen geçiyorum. Şimdi buradan mantarı seçelim. Bir hak gitti ama olsun. Şimdi bakın buraya geldiğimde bakın burada alsa ben artık bunu tak buraya alacağım ve de deneyim puanını silaha alacağız. Örnek göstereyim şimdi size. Hem de şu an mantar ve diğer böcek falan ve malzemeleri toplamaya geldim hızlıca. Hemen şöyle temizle. Güzel, hemen şuraya da bir atış yapalım. İki tane varmış. Hemen şu üstü temizleyelim. Elimiz alışınca tabii daha rahat yaparız. Uyarı geliyor, sorun yok. Hemen temizliğe devam. İmlecimi de düzgün ayarlamam gerekiyor tabii. Doğru yere nişan almak için. Hem önümüze hem etrafımıza bakarken. Şimdi birazdan uyarı geliyor. Evet bakın artık patron çıktı diyor. Sarsılma başladı. Bayağı bir dayanıklılık harcadım bu sefer. Şunları toplayalım. Bakın böcekler bolca geliyor. Güzel. Büyücümüzü böyle destek karakteriyle birlikte yaptığınızda çok güzel olacak. Hızlı ilerleyeceksiniz. Öteki türlü biraz yavaş olur. Hemen şöyle devam edelim. Büyücümüzü hazırladığımız zaman onunla bolca takılmaya başlayacağız. Bu bölümde büyücüyle takılmadık. Burası temiz. Alt kata yoktu. Sağ tarafta aşağı var mıydı diye bakalım. Aşağı varsa aşağıyı bitirelim. Aşağı yokmuş, tamam. Şimdi üste gidiyoruz. Patron katı değildir diye düşünüyorum ama öyleyse de bakarız. Hemen şunu temizle. Değilmiş, güzel. Burada diğer harita karakteri var. Şuna da dikkat edelim. Hasar yemeyelim. Güzel. Hemen buradaki diğer karaktere gideceğiz tabii. Şuraları bir halledelim. Bakın burada portal hakkı var. Güzel. Onu da alalım. Aşağı düşmesinler diye biraz ortaya gitmeye çalıştım. Tamam, hemen şunları toplayalım şimdi. Portal hakkı da aldık bir tane. Üste var mıydı bir şey? Yoktu. Topla. Yan tarafı halledelim. Burada üste yol var mı diye bakıyorum. Yok. Güzel. Şunu da al üsttekine. Şununla da konuşalım bakalım ne verecek bize, bonus ya da bir nesne. Bonus olarak şey verdi. İleri doğru atılma hızı. Tamam, şimdi yukarı çıkabiliriz. Patron katı olduğu için
dikkat edeceğiz. Önce burası patron katı diye düşünüyorum ama olmayabilir. Güzel, bir tane de mantar düşüyormuş oraya, onu da hallettik. Evet, patron katıymış. Şimdi patrona gidelim. Gel bakalım, atışını da yapsın ha. Güzel, direkt yapmadan hallettik. Birazcık hasar yedim, o kadar ve burası bitti. Toplanacak ne kaldı diye bakalım. Şunu topla. Mantar çıktı ekstra, bunu da al. Evet, dayanıklılığında bitti ama hiçbir sorun yok. Yalnız burada dikkat ederseniz antik harabe ve mağara. O yüzden rastgele birini seçiyorum. Mesela antik harabe. Oradan da gemiye dönüp tekrar geleceğim. Portal hakkı toplamak bu yüzden önemli. Hemen burada bakın direkt almıyorum. Sandığa gidiyorum. Asayı alıp takıyorum. Taktıktan sonra buraya gelip silahı bulacağız. Olay bu işte. Bunu yapacağız. Ondan sonra silahı tekrar bırakabiliriz. Yanınızda da taşıyabilirsiniz ama karakter ölür ölür riske atmayın diyorsanız, çünkü altın bulmak zor. Bakın ikinci seviye oldu. Bu 10. seviye, yani maksimuma geldiğinde götürüp ultimate'e çevireceğiz. Ona ne gerekiyor? Onu da söyleyeceğim zaten yeri gelince. Şu bize lazım değil. Bunu şimdiden atabilirim. Burada antik harabelerde öncelikle girmeden önce, buraya girmeyeceğiz zaten. Şuradaki şeyleri toplayıp döneceğiz. İhtiyacımız olanları alalım. Sandık da varmış, onu da açalım. Ama siz derseniz ki antik harabelerde de toplayacağım, takılayım. Her zaman planlı hareket etmek iyi oluyor. Bu şekilde de dönüyorsunuz, tekrar açıyorsunuz. Şimdi bir de büyücü karakterimize dönelim hemen. Şöyle bölümü bitirmeden büyücü karakterimize şu altın silahı bir verelim. Bir tur kendisine böyle kullanalım. Size de bu bölümde biraz büyücüyü bir kere daha göstermiş olalım. Normal giriyorum Dizolade'e. Riske atmamak için bir korsan veya meteor yağmuru uyarı var mı diye bekliyorum. Yok. Hemen devam. Şöyle güzelce bakın, artık 10-10 vurma, 7 vuruyorum. Çünkü 28'im, 4'te 1'i 7. Ama tabii şeyi yaparsak, siz söyleyin. Gerçi ultimate'e çevirirsek o zaman çok artacak bu. Bakın delerek sürekli içinde sürekli hasar veriyor. O yüzden rahat. Ama şu an ben bununla takılırsam yavaş kalırım. Seri toplayamam. O yüzden önemli. Bu arada hafif hasar yedim. Canımızı da bir dolduralım. Bu arada buna sağlık için nesneyi koymamışız. Şunu da basalım bir tane. Tamam, burası tamam. Şimdi ben burada Ringabolt'u bulmuşken, bunu karakterli amacım zaten normalde. Şimdilik Ringabolt'a gitmek. Çünkü bununla hem sağlık paketi alıyorum hem de baltasını verirse altın falan diğer destek karakterime faydalı. Ama burada normalde bununla şimdi takılmama gerek yok. Önce nesnelerini halletmem lazım. En azından ultimate silahı yaparsam, yok şu an altın silahla takılıyor. Burgurak gelecek şimdi, güzel. Gel bakalım. Bakın sürekli delici olduğu için her içinde durduğu sürece imlecim, devamlı vuruyorum ve işi de bitti. Bu arada arı gelmiş, onu alalım. Canımızı bir kere daha dolduralım şöyle. Tamam, artık hem ikisini de hallettim. Hem Ringabolt hem de Urugurak. O yüzden çıkışa doğru gidebilirim, hiç oyalanmama gerek yok. Tabi bulduğumuz şeyleri, bu sandıkları mutlaka açalım. Çünkü altın yüzüp çıkabilir. Hem de diğer malzemeler oluyor ve bu da bitti işte bu şekilde. Bu büyücü birazcık bekliyor. Üstünü başını bir ayarlayayım, ondan sonra devam edecek. Şurada çok az bir deneyim de olsa bu silahı kullanalım yine. Ona gelsin deneyim. Güzel. Hemen şunları da alalım. Güzel. Gel bakalım. Bunun üzerinde kredimiz çok az var. Sorun yok. Burada Dex'in X'i gelmiş, çevikliği. Tabi bize bu karaktere Vitality X lazım. Destek karakterine de Strength X lazım. Güzel. Bununla da dönebilirim. Evet, büyücü karakterimiz yavaş yavaş gelişecek. Şunun silahını tekrar düzeltelim. Şöyle. Bunu hatta şuraya koyalım. Şu malzemeleri de bir bakayım hemen. Şöylece yerleştir. Güzel. Hemen şuraya da şunu koyalım. Şunu koymadık.
Şuraya, pardon, şuraya da bunu koy ve de kredimiz de az zaten o dursun. Hemen buradan çıkıyorum. Şöyle destek karakterine geçiyorum. Ben tabii bu bölümden sonra yine arada hem bizim asıl üretim yapacağımız Gadget Saber'ı Ultimate'e çevirip Forge Blade yapalım diye hazırlayacağım. Hem de diğer nesnelerimiz neler onlara da değineceğiz. Yavaş yavaş onları da yapacağız. Hepsini ayarladıktan sonra artık yavaştan destek karakteriyle de tabii takılarak onları maksimuma çevirip ultimate yapacağız. Ultimate yapınca zaten büyücüye direkt geçebiliriz rahatça. Hem de yavaş yavaş iyice de alışmış oluruz. Güzel olur. Hepsini bu şekilde hızlıca yapacağız kısmetse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü siz takip ettikçe bizim için faydalı. Bunun dışında beğen ya da beğenmeme butonunu kullanıp fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ise yorumlarda yazarsanız hem sizlerle sohbet etmekten keyif alıyorum hem de biz bunlardan faydalanıyorum kanalı geliştirmek için. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.